سلام دوستان گرامی، صبح خیر، حال شما چطور است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. مرحبالار arkadaşlar، hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere dil bilgisi konularından belirsiz isim yani ismi nekere bu konuyu açıklamaya çalışacağım. İsmi nekere ya da belirsiz isim nedir? Bir cins ya da bir türün tek bir ferdi kastediliyorsa bu ismi nekere ile ifade ediliyor. Tabi bu ismi nekerenin yani belirsiz isimin farklı yapılış biçimleri var. Şimdi onları göstermeye çalışalım. Evet, örneğimiz için cevan kelimesi üzerinden gidiyoruz. Cevan. Cevan kelimesi tabi genç anlamında. Şimdi biz bu cevan kelimesini üç şekilde belirsiz isim yapabiliriz. Nasıl? Birincisi sonuna bir tane cevan kelimesinin sonuna bir tane y getirerek. Ya'yı tenkirdir bu. O zaman da şöyle okuruz. Cevan, cevani, cevan, genç, cevani, bir genç, herhangi yani gençler arasından bir genç. Tabi burada bu y'yi de vurgularken cevan kelimesinin son hecesine vurgu yapıyoruz. Cevani yani herhangi bir genç. İkincisi yani belirsiz isim yapmakta kullanılan formlardan ikincisi de başına yani ismin başına bir tane yek getiririz. Nasıl? Yek, cevan. Yani birincisi cevani şeklinde yapılıyordu. Bu ise yek cevan. Yani bir genç. Yani herhangi bir genç. Buradaki yek, yani bir anlamında tabii. Yani bu hani saydığımız 1, 2, 3, 4'teki bir değil. Herhangi bir anlamındaki bir. Bu da belirsizlik için geliyor. Yek cevan, herhangi bir genç anlamında. Belirsiz isim yapmakta kullanılan biçimlerden ikincisi buydu. Üçüncüsü de cevan kelimesinin başına ya da belirsiz isim yapacağımız ismin başına burada cevan kelimesiydi. Hem bir tane yek getiriyoruz. Yek. Hem de sonuna bir tane y getiriyoruz. Yani yek cevani. Şimdi üç türlü olmuş oluyor. Cevan, cevani. Cevan, yek cevan, cevan, yek cevani. Bakın üç tane belirsiz isim yapma biçimi oldu. Bunlardan birincisi, yani sadece cevani diye hani yazmış olduğumuz, sonuna y getirdiğimiz birinci durum, yani cevani şeklindeki kısım edebiyat dilimde kullanılıyor. Edebi dilde kullanılıyor. Cevani, yani sonuna y'yi tenkir ya nekere getirdiğimiz zaman sadece bu edebiyat dilinde. Son durum ise yani yek cevani. Yani bunun tamamını kullandığında ise konuşma dilinde bu daha çok tercih ediliyor. Evet, bazen bu y harfi yani ya-i tenkir ya da ya-i nekere adı verilen belirsizlik yazısı hem ismin sonuna hem de başındaki yekin sonuna gelebilir. Nasıl? Mesela zen kelimesinde diyelim ki zen kelimesi kadın anlamında. Normalde bunu nasıl yapacağız? Sonuna y getirdiğimiz zaman ne oluyor? Zeni. Yani herhangi bir kadın. Ha, bunun başına bir tane yek getirdiğimizde yani zeni kelimesini şöyle yazayım. Bu burada dursun. Zeni zaten herhangi bir kadın yek. Ama bir de başına yek getirdiğimizde bu ye buraya da gelebilir. Böyle de karşımıza çıkabilir. Yani yek zeni şeklinde değil de yeki zeni. Bu da herhangi bir kadın demektir. Yani buradaki ye de hani hem sondaki yek kelimesinin sondaki ye hem de zen kelimesinin sondaki ye aynı roldedirler. Bu da zaman zaman karşımıza çıkabilir.
Tabi bu yayı tenkir ya da yayı nekere bazen yayı vahdet yani birlik yası ile karıştırılabilir. Onu da tabi vurgudan hissettirerek belirtilir. Mesela yek kitap. Yani bu bir kitap yani sayı olarak bir kitap diyebileceğimiz gibi herhangi bir kitap anlamını da düşünebiliriz. Tabi vurguyu değiştiririz o zaman. Mesela ye kitap dediğimiz zaman, ye kitap, yeke vurgu yaptığımız zaman ne olur? Bir kitap yani iki kitap da olabilir bu, üç kitap da olabilir bu anlamda. Ye kitap dediğimiz zaman yani sona vurgu yaptığımız zaman da herhangi bir kitap şeklinde gelir. Vurgusunun yeri değişir. Yani yeke vurgu yaparsak sayıyı, adedi kastetmiş oluruz. Son heciye yani kitabın sonundaki ta son heciye vurgu yaptığımızda da belirsizliği hissettirmiş oluruz. Yani bu yayı vahdetle yayı tenkir arasında da bir farkı gösterir. Onu da mesela şöyle yapalım. Hemen sayfamızı değiştirelim. Evet. Mesela sonuna bir tane y getirelim aynı ifadenin. Evet mesela yek kitabi. Hani bu şekilde de belirsizlik yapılıyor idi. Başında hem yek sonunda da hem y bulunuyor. Mesela burada ye kitabi dediğimiz zaman bu sondaki y hani zaten vurguyu da öyle yapmış oluyoruz. Yani vurgusunu da sözlü olarak söylerken hissediyoruz. Burada bu yayı tenkidir. Ama eğer yayı vahdeti kastediyorsak o zaman tabii bu yeyi bu durumda getiremeyiz. O zaman ye kitap deyip bırakmak zorundayız. Yani bir kitap sayı olarak bir kitabı kastettiğimizde bu durumda sondaki yayı tenkiri de kullanmamız mümkün olmaz. Evet, bir diğer husus arkadaşlar, yayı tenkir yani belirsizlik yazısı hem tekil hem de çoğul kelimelerin sonuna gelebilir. Nasıl? Mesela mert. Sonuna geldi merdi yani herhangi bir adam. Yine mert kelimesi çoğul yaptık mertha adamlar demek. Merthai bu da yani bir takım adamlar. Yine burada tabii birinci ye, ha'dan sonraki birinci ye kaynaştırma için geldi. İkincisi ise yayı tenkir, belirsizlik yası. Yani çoğulların sonunda da gelebilir yayı tenkir, tekillerin sonunda da gelebilir. Hani yayı vahdetle bazen karıştırılabilir. Fakat yayı vahdet tekillerin sonunda gelir sadece. Yayı tenkir ise hem tekillerin hem de çoğulların sonunda gelebilir. Evet, bir diğer husus, yayı tenkir yani belirsizlik yazısı bir sıfat tamlamasında sıfatın sonuna da gelebilir, ismin sonuna da gelebilir. Mesela kitap kelimesi isim tabi, kitab-ı mufid yani faydalı kitap. Diyelim ki bir tane bunun sonuna yayı tenkir getirelim. Tabi bu bazen yayı vahdet anlamında da olabilir. Ne olur? Kitabi mufidi. Yani faydalı bir kitap. Yani bu yayı burada mesela sıfatın sonuna getirdik. Ha, bir diğer durum ismin sonuna da gelebilir. Nasıl? Kitabi mufid. Yine faydalı bir kitap demektir. Yani birisinde ye sıfatın sonuna geldi. Birisinde ismin sonuna geldi. Tabii bu ismin sonuna geldiği zaman da bu izafet esresi almıyor. Kitabi mufid deyip ye'den sonra izafet kesresi getirmiyoruz. Yine aynı şekilde mesela başına yek getirerek de mesela yek kitabi tabi bu durumda izafet esresi oluyor.
Alt satırdan devam edeyim. Mufidi. Yine burada sıfatın sonunda bir y geldi. Burada gördüğünüz gibi. İsmin başında da yine bir yek, belirsizlik anlamında gelmiş oldu. Yek kitabı mufidi. Yani faydalı bir kitap anlamında yine bu şekilde de gelebilir. Evet arkadaşlar, bir de bu ya-i tenkir yazılırken, yani ismin sonunda ya da kelimenin sonunda ki harfin durumuna göre de bazı kaynaştırma harfleri alabiliyor. Mesela eğer kelimemizin sonu ha-i gayri melfuz ile bitiyorsa, mesela hane kelimesi, hane, bakın sonu okunmayan he ile bitti, ha-i gayri melfuz. Buraya bir y aldığında, ya-i tenkir aldığında arada bir de bir elif kaynaştırma harfi olması gerekiyor. Hane, hane i şeklinde. Yani herhangi bir ev yazılışta, yani şu h ile, okunmayan h ile y arasında bir elif kaynaştırma harfinin olması gerekiyor. Sonu h'yi gayri melfuz ile bittiğinde. Evet, yine eğer sonu elif ya da vav ile biterse, bir kelimenin bu şekilde biterse, o zaman da yani ya böyle üzerinde bir hemze ya da iki tane y şeklinde ya-i tenkir gelir. Nasıl? Mesela ahu, ceylan anlamında. Sonuna bir ya-i tenkir ekleyeceğiz. Sonu vav ile bittiği için, yani uzun bir u sesiyle bittiği için ne yapacağız? Bir tane y, bir tane de bir hemze, hemen arkasında y, ya da bunun yerine şuraya yazayım sığması için. Ahu yi şeklinde, yani ya şöyle hemze ile y ya da iki tane y harfi. Tabii bu birinciler, hemze ya da y'ler kaynaştırma için geliyor. Bu iki şekilde de olabilir. Ama genellikle son zamanlarda artık hemzeli olan değil de y'li olan daha çok tercih ediliyor yazılırken. Yine mesela sonu uzun bir a sesiyle biterse, dana, yani bilgin ya da bilge kelimesinde olduğu gibi, bunun sonuna ya'yı tenkir getireceğimiz zaman, yani sonuna bir ya'yı tenkir getirmek istiyorsak, sonu uzun bir a sesiyle bittiği için, elif ile bittiği için, ya dana iyi hemzeli ya da dana yi şeklinde yazacağız. Tabii şu kısım, şu bu şekli, yani dana yi olan şekli günümüzde daha çok tercih ediliyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani herhangi bir bilgin anlamına geliyor burada da. Tabii yine kelimemizin sonu y harfiyle bitiyorsa, sonu y ile biten bir kelime ise, mesela ne gibi? Mahi, balık anlamında. Bakın sonu y ile bitti. Bunun sonuna bir ya-i tenkir koymak istiyorsak, yine onu da mahi yazdıktan sonra bir kaynaştırma elifi ve mahi i şeklinde günümüz Farsçasında bu şekilde yazabiliriz. Evet, yine bunların dışında arkadaşlar, mesela bir ismin başında hiç, her, heme gibi belgisizler varsa, bunlar da belirsiz isim grubunda yer alıyor. Mesela Herşep ya da Herruz. Mesela Herruz, yani her gün. Burada Herruz dediğimiz zaman herden dolayı, her belgisizliğinden dolayı bu da belirsiz isimdir. Mesela hiç geldiğinde, hiç de bir belgisizdir. Hiç geldiğinde bir ismin başına, mesela hiç kişver, kişver ülke demek. Hiç kişver, yani hiçbir ülke. Buradaki hiç kelimesinden dolayı bu da belirsiz bir isimdir. Yine
Evet, yine heme geldiğinde başına heme, hepsi anlamında. Hepsi ya da tüm, bütün. Mesela heme danişgaha. Danişgah, üniversite anlamında. Evet, heme danişgaha. Yani bütün üniversiteler. Heme danişgaha, bütün üniversite. Burada da heme vergisiz kelimesinden dolayı bu da belirsiz isim grubunda yer alıyor. Evet arkadaşlar, ismi nekere, yani belirsiz isim ile ilgili söyleyeceğimiz hususlar bunlardan ibaretti. Bir sonraki dil bilgisi konusunda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hudani Gehdar ve Ümmidi Didar.